Sen yoksan bile arkasında romanları var. Ha adam Kürt. Nerede adam Kürt? Adam Kürt. Tayyipçi. Ne yapacaksın? O Kürt ben Çingene'yim. Ne yapayım? Ama hepimiz kardeşiz burada. Ya denize girmiş, İran'a sarılıyor. Boğuluyor artık, çaresi kalmış bu. Yani 10 tane, 11 tane birbirine benzemez adam gelip Türkiye'yi yönetecekler mi başarılı olacak? Mümkün değil. Gençliğimden beri CHP'li. Fakat son zamanlardaki CHP'nin bazı yanlışlarını gördüm. Muhalefette hayat yok, sana söyleyeyim. Yani Tayyip bizim babamızın oğlu değil. Ama muhalefetten millet umduğunu bulamadı. Deryasçıyım diyen de var, Atatürkçüyüm diyen de var, Atatürk'e küfreden de var, var da var ya. Benim koalisyon başarılı olur mu ya? Sizce peki yeni dönemde eğer Millet İttifakı, yani bu koalisyon masası iktidar olursa terörle mücadele edebilecekler? Önce kendi işlerindeki terörü bitirsinler, ondan sonra da terör bitirsinler. Bir de üstelik teröre yanaştı, daha milleti soğuttu, nefret ettirdi. Bir yandan da Ümit Özdağ ile el sıkışıyor mu? Ümit Özdağ da fırıldı. Menfaat için İçişleri Bakanı'nı istedi. Ya ama fiyasko onları ya. Dün Ümit Özdağ'la görüştü. Bir anlaşma imzaladılar. Ne oldu? İmzalasın, ne olacak? Hepsi hayali onlar. Yani tek burada artık gaye bu ülke devrilsin. Her ne olursa olsun fikri güdülmek. Siyaset böyle olmaz. Sizce peki yeni dönemde eğer Millet İttifakı, yani bu koalisyon masası iktidar olursa terörle mücadele edebilecekler mi? Valla şu ana kadar terörü bitiremediler. Bu saatten sonra da bitiremezler. Önce kendi işlerindeki terörü bitirsinler. Ondan sonra da terörü bitirsinler. Kendi içindeki derken biraz daha çabuk. İlle ki vardır onların içindeki terör. Önce kendi işlerindeki terörü bitirsinler. Her iki tarafa da hayırlı olması isterim. Ben tabii ki gençliğimden beri CHP'liyim. Fakat son zamanlardaki bu seçimi, CHP'nin bazı yanlışlarını gördüm. Bu benim şahsi fikrim. Beni çok üzdü. Şimdi böyle kendi kendime mücadele ediyorum. O mu bu mu diye bu şekilde devam ediyorum. Pazar günü sandıkta mı karar verecek? Evet, her şey oraya gittiğim an ailemle gidiyorum. O anki konumumuza bağlı. Ülkem için hepsi hayırlı olsun. Peki son biliyorsunuz bir gelişme oldu. Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu el sıkıştı. Bir protokol imzalandı. Bu protokolde işte anayasanın ilk 4 maddesi var, terörle mücadele var. Şimdi Ümit Özdağ neden böyle bir protokol imzalatma ihtiyacı hissetti sizce? Kılıçdaroğlu bu dalda geç kaldı. Ve bazı söylemleri çok bana biraz üzen tarafları var. Şahsi fikrim yine. Ama inşallah yine de son bilmiyorum. Bu kadar bırakıyorum. Bir tarafta biliyorsunuz hani Kandil'den gelen sürekli bir destek var. Her gün yeni bir açıklama geliyor. Bir taraftan Yeşil Sol Partili üyelerin açıklamaları var. İşte bakın bu son söyledikleriniz çok kırıcı. Benim ülkem için çok kırıcı. Çünkü bunun acısını çok uzun yıllardır çekmekteyiz. Ve bunun için çok mücadele ettiler. Hepsi böyleydi. Ama ne hikmetse neden oldu? Yalnız ve yalnız Erdoğan'ı devirmek için mi bu? Benim ülkeme yararlıysa tamam ama bu tarzda değil. İşte bunun için halihazırda böyle şu an çok çirkin hissederim, üzülüyorum. Tabii ki gençlerimin evlatlarım var, torunlarım var, onların geleceklerini görüyorum. Fakat diyorum, benim yaşım 78. Bu zamana kadar çok dönemlerden geçtik. Görmediklerimizi gördük ve ben bu partiyi sevmememe rağmen ama takdir ettiğim taraflar çok. Bir de bu gözlemle bakıyorum. Çok yanlışları var ama çok iyi tarafları da var. Olay bu. Son olarak bir şey daha soracağım size. Bir CHP'li olduğunuz için soruyorum bu soruyu. Sizce eğer koalisyon iktidar olursa, yani bir mutabakat metinleri var ama bir cumhurbaşkanı bir tane olacak Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Sizce terörle mücadele noktasına nasıl bir yol izleyecek? Buna imkan yok diyorum. Eğer o Yeşil Parti'yi aldığına göre yani buna dokunamayacak. Onlara bir özgürlük verecek. Onlara işte arzu ettikleri her şeyi serbest bırakacağına inanıyorum. Halihazırda bu dalda biliyorsun hiçbir söz etmemekte. Benim gibi dostlar böyle yorumluyorlar. Geç kaldı. Buna girmeyecekti. Ve tamam zamanında böyle dedi. Şöyle topladı herkesi. Ama sonra bakın bir nevi MHP'li de oldu CHP şimdi. Bu nasıl olacak? Yani tek burada artık gaye bu ülke devrilsin. Her ne olursa olsun fikri güdülmekte. Siyaset böyle olmaz. Recep Tayyip Erdoğan'ın 0.5'e ihtiyacı var. Kılıçdaroğlu'nun sanıyorum 4.5 veya 5 gibi bir ihtiyacı var. Biraz zor. Kapanması zor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu birçok isimle anlaşmaya çalışıyor. İşte en son Ümit Özdağ. İşte o çok daha kötü oldu. Ümit Özdağ ben çok sevdiğim tip değil yani. Yani o bir şey kazandırmaz. Ümit Özdağ daha önceki konuşmalarını dinledim ben. Çok dengesiz bir adam. Bugün sağa bakıyor, bir gün sola bakıyor, bir gün nereye baktı. Dengesiz bir adam. O bir şey kazandırmaz. Toplum onu biliyor yani. Ben mesela açık söylüyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan Rizeliyim, ben onu tutuyorum. Katılsaydı inanır mısın bir onun yüzünden oy vermemeyi düşünüyorum. O kadar nefret etti. Yani sevilecek bir tarafı yok adamı ya. Ya ben şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na baktım da bir şey görürüm insanda. Yani insanlık sıfatı görürsünüz. Hangisini dersen de yani. Siyaset çok yaşım 60, 80 öncesi sağ solun olduğu yerden geliyorum.
Hatta hala 80 öncesi kurşun var kalçamda benim. O zamandan siyasi kavgalar içinden geliyoruz. Yani hepsinde bir şey bulursun ama... Ümit Özdağ bir anlaşma imzaladı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Hiç. Hani anayasanın maddeleri, işte ilk dört maddesinde de terörle mücadele. Güvenmiyor mu Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle bir anlaşma imzaladı? Ya o kararlık ya, sen kimsin ama ya? Ya Kılıçdaroğlu'nun yaptığı da yanlış ya. Ya sen kimsin? Kaçsın, yüzde kaç? Bana... Benden bir şey isterken, yani şimdi kusura bakmayın, geldim bana. Omuzunda tüfeğin yok, belinde tabanca yok, süngün yok. Bana diyorsun ki rüşvet topluyorum, bana para ver. Ya insan rüşvet toplayan eşkıya ya omuzunda tüfeği olur, ya belinde tabancası olur, ya kılıcı bir şey olur. Aynı onun gibi. Ya yok ya, yüzde bir değilsin, sıfır bir değilsin. Kılıçdaroğlu'nun demesi lazım ona. Ne, sen ne istiyorsun? Oğlum hangi doğruyu biliyorsan oraya git. Senden gelecekten mi ya? Ya yok böyle bir şey, yanlış. Değmez yani. Koalisyon şeyidir bu, bahanesi değil. Koalisyon başarılı olur mu peki? Yok oğlum, yok yok, mümkün değil. Ben koalisyon dönemlerini biliyorum da. Hele şimdiki koalisyon, yani şimdi şöyle bir şey olsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında sol partiler olsaydı, deseydi ki Türkiye'de bir sol iktidar var, yani ona göre bir icraat yapacak. Burada öyle değil ki, bunun içinde şeriatçıyım diyen de var, Atatürkçüyüm diyen de var, Atatürk'e küfreden de var, var, var da var ya. Böyle bir koalisyon başarılı olur mu ya? Ya ben evde 4 kişilik nüfus varız yani. Eşim, ben ve çocuk. Çocuklar. 4 kişi bir araya gelip yani bir konuda, basit bir konuda, yani dışarıda bir yemek yiyeceğiz, nerede yiyelim konusunda bile bir araya gelip anlaşamazken, yani 10 tane, 11 tane birbirine benzemez adam gelip Türkiye'yi yönetecekler ve başarılı olacak. Mümkün değil. Ya bu muhalefetin, bakın ben size bir şey diyeyim. Bu muhalefetin bu memlekette, yani ben samimi söylüyorum, ben tamam Tayyipçiyim, tamam sağcıyım, mazıyım, koyuyorum kenara ya. Evet. Diyorum olsun canım, sol yani nihayeti bu ülkenin insanları oy verecek ya. Evet. Dışarıdan gelmiyorlar. Ama bu dedim ya, sol olsaydı hiç yadırgamazdı. Yani. Türkiye'de sol iktidar veya sağ derdik. Bu iktidar, bu muhalefetin, bu Millet İttifakı'nın sağ mıdır, sol mudur, nedir, penaltıcı mıdır, golcü mudur, nedir, ne olduğu belli değil ki ya. Ya Ali Babacan çıkmış bugün 14 tane. Merhaba, teşekkür ederim. 14 tane teşekkür ederim. Sağ olasın ustam. 14 tane milletvekili almış. Kılıçdaroğlu'na şimdi düşünüyorum. Ya sen bunu neyine verdin 14 milletvekilini ya? Meclisteki çoğunu da kaybettin. Kaybettik ya. Sen yani nasıl daha seçim arafesinde kayıplarla gidersen iktidarda nasıl kazanç elde edeceksin? Ha bu ülkeye neyi kazandıracaksın? Ya bir de bu biraz vizyon meselesi. Şelo'yu çıkarıyor, öteki FETÖ'yü çıkarıyor, bilmem şunları çıkarıyor, bunlar benimle olmak istiyorsanız bunları hepsini tamam ben... Da 128... Abi hayatta inanmam bunun lafına. Kemal Kılıçdaroğlu özellikle bir gün işte Kandil'den gelen destek, bir gün Ümit Özdağ'la masaya oturması, yani bir gün milliyetçi olması, bir gün işte Kürtçülük yapmasıyla eleştiriliyor şu anda. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Siyaset her şey mübah mı? Ya denize girmiş, İran'a sarılıyor, boğuluyor, artık çaresi kalmış bu. Çırpınıyor ya, artık herkes biliyor bunu. Benim tüm arkadaşlarım CHP'liydi. Ben de eskiden CHP verirdim. Ya ben pişmanım, bunlar o CHP'liler de pişman. Bu ikiyüzlülükten başka bir şey yok. Herkes biliyor. Kimseyi seni kandırabiliyor mu ya? Veya ben sizi kandırabiliyor mu? Yalan, kimseyi kandıramaz ya. Artık çırpınıyor. Kürt halkı kimse savunamaz. Ben Kürt'üm. Gelsin benim önüme çıksın. İkide bir şey diyor Cumhurbaşkanı, çık karşıma. Çıksın benim karşıma, ben onu Kürt'ün karşısına çıksın. Kürt. O dağdakiler, kimsenin Kürtlere faydası yok ya. Benim çok tanıdığım insanlar Kürtleri öldürdüler ya. Allah aşkına ya, ben burada Kürt kardeşlerimi sevseniyorum. Ben Kürt'üm, gelsin. Ya annem Kürt, babam Kürt, sülalem Kürt ya. Hiç bunlarda bir hayır görmedik ya. Yıllarca. Hangi gerçek Kürt'te sorsan hiç kimse bunlarda hayır görmedi. Ya. Kayyumlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kayyum belediyeler hakkında. Kayyum. Tabii ki alıp da böyle PKK'ya dağa gönderirse bu paraları, devletin parası, haklıdır. Bunun Cumhurbaşkanı'na alakası yok kardeşim. Yasalar var, kanunlar var. Değil mi? Savcısı, hakim var. İstihbaratı var. Bunları görüyor, biliyor. Bildiği için bunu yapıyor. Şimdi ittifakta şöyle bir olay var. Bir taraf kayyumlar devam edecek diyor ama Yeşil Sol da buna karşı çıkıyor. Birlikte nasıl bir paydada buluşacak? Kardeşim çırpınıyor. Yani demek istediğim, bunlar çaresiz kalmış artık. Şimdi milliyetçi oluyorlar. Ne alaka? Ne alaka yani? Ne zaman milliyetçiliği sundu, Türk devletini savundular bunlar ya? Onların halkasına sığınıyor herkes. Ya bunu... Nerede milliyetçi? O alacak para gelse şeye aktaracak, Kandil'e aktaracak. Ondan başkasına vermezler onlar para. Tefecilerde başka kimse yok. Tefecileri Allah bizi bir daha götürmesin. Ya benim çok tanıdığım insan var. Şey yoktu, bilet parası yoktu. Yurt dışında gelen benim çok tanıdıklarım var.
Yani yemin ediyorum oradaki kriz çok kötü ya. Ya bir elektrik, bir suyu ödeyemiyor ya. Yani bu hele bir enerjide çok büyük kriz var. Bunu çoğu kişi biliyor. Bu neyi kastediyor biz bilmiyoruz. Yani pazar günü sandığa gidecek. Ya gitmez miyim ya? Gitmez miyim ya? Ya elim kanda olsa giderim ya. Sırf bu iğrenç insanlar gitsin diye ya. Bıktık ya. Ben bir Kürt kökenli aile çocuğuyum. Bak bunu dikkat edin. Ben yani Türk kökenli değilim ama ben bu vatanı için, bayrağım için canımı veririm ya. Hele bir olay çıksın, hani böyle bir provokasyonu yapıyorlar ya. Bir çıksınlar sokağa. Hepsi kedinin fareyi boğduğu gibi hepsini boğarlar. Allah'ın izniyle. Kimse cesaret edemez. Provokasyon yapasın. O kadar sakin de gidiyor. Halkımız elhamdülillah Müslümandır. Osmanlı torunudur. Yeter. Anladın mı? Ben Kürt'üm ama Osmanlı torunuyum. Anladın mı? Binlerce beraber, binlerce yıl beraber yaşamışız ya. Aynı Çanakkale'deki git şehitler hepsi Kürt. Vanlı, Diyarbakırlı, işte Hakkari'li, Batmanlı, Tekirdağlı, Antalyalı. Bu ayrımı kimse yapmadı. Bu hain, herhalde FETÖ. Ya bu ya, 251 tane şehidimiz var kardeşim ya. Bir gecede 251 şehit. Ya ne diyorsun ya? Bu şerefsizler hiç utanmıyor mu? Bu şehitlerin annesi babası var ya. Hayırlı bacı falan. Anladın mı kardeşim ya? Anladım. Bak yani hiç bitmez ki bu şerefsizlere cevap vermek istemiyorum. Eyvallah. Böyle insanlar olduğu sürece zaten Tayyip kazanır. Böyle de. Peki. 2028'de de kazanır. Kazansın bunlara. Müstahak bunlara. Bunlara müstahak. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Sen yoksan bile arkasında romanlar var, anladın mı? Sen yoksan bile arkasında romanlar var. İlle de roman olsun, anladın mı? Olsun. Anladın mı? Ha adam Kürt, nerede adam Kürt? Adam Kürt, Tayyipçi. Tayyipçi. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Ya, o Kürt ben çingeneyim, ne yapayım? Ama hepimiz kardeşiz burada, anladın mı? Var Kemal Kılıçdaroğlu çok fazla eleştiriliyor şu açıdan. Hani hem Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağım diyor, hem Ümit Özdağ el sıkışıyor. Bu anlamda hani bu açıdan değerlendirme... Ben ülkücü kökenliyim, onlar sahte, tamam mı? Benim memleketim Yozgat. Ben Yozgatlıyım. 11-12 yaşında Türkiye şengelini öpmüş adam. Türkiye şengelini öptüm ben, rahmetli Türkiye şengelini öptüm. Onlar ne? Onlar düzmezce onlar. Ki kanun çıksa onların belki de Yahudidir asıl, Yahudi asılıdır onlar. Bir şey soracağım. Ümit Özdağ dün bir anlaşma imzaladılar Kemal Kılıçdaroğlu'ya. Diyor ki biz anayasanın ilk 4 maddesi var, terörle mücadele. Yani Ümit Özdağ neden Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle bir anlaşma imzalattı? Abla zaten onların horuzu çok, sabahlar gece olur. Yani... Onlar şaşırdı. Bu adam çıkıyor. Milletler Meclisi'nde dünya 5'ten büyüktür diyor. Almanya, Fransa, Amerika, Çin, Rusya, Fransa. 5 ülkenin gidiyor oluyor. Abla bu adam oraya çıktı. Hiçbir öbürleri çıktı da öyle konuştu mu orada? Kenan Evren'le ne konuşamadı? Hepsi onların masondu hepsi. Anladın mı? Pazargin silme reis getirecek. Tayyip Erdoğan getirecek. Bir de biliyorsunuz şimdi Kemal Kılıçdaroğlu faktörü var ya. Ya ama fiyasko onlar ya. Dün Ümit Özdağ'la görüştü. Bir anlaşma imzaladılar. Ne oldu? İmzalasın, ne olacak? Hepsi hayali onlar. Ne yani? 3 tane 5 tane öyle mi? Tayyip silme getirecek gene. 2 ay önce? Bak ben icraata bakarım. Hayali değil. Ben hayale bakmam. Yapıları görürüm bak. Ben bayramın ikinci günü numara hastane yoğun bakımda bir hafta yat. Affedersin evinde eşin sana öyle hizmet etmez. Orada öyle baktır. En azından her şey yapı. Ama bizler insan olmam mümkünüz. Evde yatsanız maaş alacağız. Çok şeyle verdi bize. Tayyip Erdoğan gerçekten ülke çok şeyle verdi. Ama bilmiyoruz bunu. Ben mesela Kılıçdaroğlu'nun nokta. Ben noktadan anlamam. Virgülden atışa bakarım. Yani nedir? Uçağa bak. Bir gün bir CHP'liyle konuşuyorum. Ben eski CHP'liydim. Şu alttan gidiyor ya karşıya gelmiyor. Ben ona bilmem. Niye dedim? Onu Tayyip yaptı. Ya arkadaş senin benim vergimle yapılan bir şeyi Tayyip yapmadı. O seçtik, koşturuyor, ediyor. Herkes başbakan olamaz. Yani o seçti, getirdik onu. O da bize hizmet ediyor. Biz öyle seçiyoruz. Ha, Tayyip'in ataları yok mu? İnsan doktorluk değil. Geçen şurada kadın çime takıldı işte. Tayyip'e hakaret etti. Ben de ağzımı bozdum. Yani ay millet evde yatıyor kardeşim. Yatakta düştü Tayyip'e aktıyor. Ya bu adam tabii ki evliya değil ki bu adam. Bu da bir insan hatası olabilir. Doktorluk değil. Çevresi bozuk olabilir. Ama biz istiyoruz. Evde yatacağız. Gelsin Maraş gitsin. Dondurma. Öyle bir hayat yok. Çalışacaksın. Sizce koalisyonun iktidarı olduğu bir Türkiye'de ne olur? İyi bir şey değil be. Koalisyon gördük onlar ama iyi bir şey değil. Yani Kılıçdaroğlu 6'ya bakın. Kılıçdaroğlu tek başına gelse bak iddia ederim. Ama o 6-7 kişide ben eski CHP'liyim bakın. Ama ben reis geldik olsa Rizeliyim ben. Başka kargada kuş tanımam. Ama Kılıçdaroğlu yandaşları onlara ben oy vermem kardeşim. Eski Sivas Belediye Başkanı'nı tanıyorum siyasetten.
Davutoğlu'nu tanıyorum. Maliye Bakanı da ya, bu da ne hizmet etti bana ya? Sen AK Parti'ye Davutoğlu reisi bırakmayan dünya lideri diyen adam şimdi Tayyip'e sıç çeviriyorsun. Niye? Düne kadar reis adamdı da sana yol verince mi bitti? Yok öyle namkürek etmeyeceksin. Onun için bunlara ben güvenmiyorum. Ha Tayyip iyi veya kötü, Allah razı olsun. Allah başımdan eksik etmesin. Ben 61 yaşındayım. Ben çok şeyleri gördüm. 61 yaşındayım. Bolluk var ya. Bolluk, ben emekliyim, cebimde param var ya. Ha tabii ki. Covid'den çıktık, deprem oldu, bazı şeyleri yaşadık. Bugün dünyada bile adam bir markete gidiyor, iki domates, iki hıyar alıyor. Kahvaltı ediyor, bizim burada 5 kilo hıyar, 5 kilo domates. Demek ki bizde para var. Ama değerini bilmiyoruz. Hadi. Allah Tayyip başımızdan eksik etmesin. Çünkü muhalefette hayat yok, sana söyleyeyim. Yani Tayyip bizim babamızın oğlu değil. Ama muhalefetten millet umduğunu bulamadı. Bir de üstelik teröre yanaştı. Daha milleti soğuttu, nefret ettirdi. Bir yandan da Ümit Özdağ ile el sıkışıyor mu? Efendim? Ümit Özdağ var ya, dün hani konuştular, anlaştılar. Evet. O da milliyetçi bir adam. Ümit Özdağ da fırıldak. Menfaat için İçişleri Bakanı'nı istiyor değil mi? Daha bundan ne hayır gelecek ki? Koya şeyle arası iyi değil ya, şimdiki evet. İçişleri Bakanı'yla. İntikam peşinde. Ben Tayyip'ten yanayım. Devamlı Tayyip'e şey diyorum. Adam yaptıklarını yapsaman... İcraat diyorsunuz. İcraat. Ben icraata, işe bakarım. Yaptığı şeylere bakarım, hastanelerine bakarım. Gittiğim zaman mesela şurada oturuyorsam o yaptı buraları. Ama şimdi bakıyorsun mesela Ekrem İmamoğlu hiçbir şey yapmadı. Şu anda geziliyor. Sen belediye başkanı olarak seçildi. Bir hizmet yapmasalar, hizmetini göremedik 4 senedir. Bir icraatı yok. Ancak AK Parti'nin yaptığı belediyelerin onlar bile devam ettiremiyor yani. Türkiye'nin yarısı icraata bakıyor, yarısı da vaatlere bakıyor. İcraata bakıyorum ve de vaatlere bakıyorum. Vaatleri güzel, beni memnun ediyor yani. Sözünde duruyor. Yapacağı hepsini, diğerini verdi. Yani sözünde hepsinde durdu yani. Şu ana kadar bir şeyini görmedim. Marmara'ya yapılacak dedi, yaptı. Köprü yapılacak dedi, yaptı. Şimdi şey yapılacak diye, İstanbul Kanalı yapılacak diye inanıyorum çünkü. Değişim diyorlar ya mesela. Türkiye sizce iktidar değişimi yaşarsa nasıl bir Türkiye olur? Ya iktidar, ya şimdi biz mesela bir babanın 4 tane çocuğu olsa birbirine mirası bölüşemiyor. Şimdi onlar hepsini Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ya tamam da bir tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olur. Hepsine vaat veriyor. Böyle olmaz ki, seçim olmaz ki. Tabii. Şimdi tamam değişsin. Değişsin artık da, ama adam yaşlılığımıza, engellilerimize bakıyor efendim söyleyeyim. Babası maaşı yok. Ona baktığı için para veriyor mesela. Gidiyorsun mesela belediyelerinde tıraşını sakalını tertemiz oluyorsun yani, yaşlı insanın ayağına kadar hizmet gidiyor. Şimdi ben bunları şey etmeyip de bir hani şimdi gelse Kılıçdaroğlu biliyorsun hepsini açacak FETÖ. Şimdi deminden bir arkadaşla tartıştık, benim çocuğum diyor 8 sene diyor şeye de yattı diyor. Yattı da tamam da kardeşim, demek ki oraya şeysiz gelmiş. KHK'lıları serbest bırakacağım diyor. İşte bunlara karşıyım ben. Ne açıdan? KHK'lıları serbest bırakacağım. Serbest dediğin ne anlamda? KHK ile ihraç edilen herkesi, cezaevinde yatanları ya da meslekten ihraç edilen serbest insanları. Ben duymadım. İşte kimisi duymadım diyor. Kimisi duydum diyor. Öyle bilmiyorum. Bir şey yok ben canım ya. Ben kanalları seyrediyorum bak. CHP'nin kanalında seyrediyorum, Tele1'i de hepsini seyrediyorum, ona göre yorum yapıyorum. Hepsinin dediklerini yani bakıyorsun ya, tamam koskoca bir insan, yalan söylememesi lazım. Ya bir temel atıldı, yani açıldı. Görüyorsun bunu, görüp de hani televizyona çıkıp da hani mesela gemi, fabrika yok diyor. Ya şimdi beni nasıl inandıracak? Hani beni inandırmazsa tamam arkadaş güzel yapıyorsun, yaptığına saygı duyuyorum. Ben onun iki katını yapacağım. Sen 5 tane mi köprü yaptın, ben 6 tane yapacağım diye çıksın. Her şey güzel olacakla bir şey olmuyor, icra önemli.